Hayır. YouTube kaydını açamadım da. Neyse. Başlayabiliriz isterseniz hocam. Merhabalar. Bu akşam Profesör Doktor Ramazan Yelken Hoca ile birlikte Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde Profesör Doktor Ramazan Yelken Hoca ile birlikte neden sosyoloji konulu söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar ve saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diyorum ve saygılar sunuyorum. Hocam, direkt sorularla mı başlayalım yoksa siz önden bir giriş yapmak ister misiniz? Sizin doğrudan sorunuz herhalde soru hazırladınız galiba. Evet, aslında genel bir soruyla giriş Evet, yapabiliriz belki, sorunuzu dilerseniz. alalım. Ben gene girişimi yaparım. Hani hoca bildiğini okur derler ya. Sorunun niteliğini evet buyurun, söz sizde. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Sosyoloji nedir ve ne işe yarar? Sosyoloji mezunları hangi alanlarda faaliyet gösterebilir? Böyle genel bir soruyla başlayabiliriz dilerseniz. Evet, zaten konumuzun içeriğini de aşağı yukarı bunlar oluşturacak. Öncelikle tüm katılımcılara ilgi gösterip bir bayram günü, son bayram günü bir akşam vakti vakit ayırıp böyle bir toplantıya katıldıkları için teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu olmalarını diliyorum öncelikle. Bu akşam bu toplantıda genelde bir sohbet yapacağız. Bir uzmanlık konuşmasından öte, sıkıcı bir uzmanlık kitabın ortasından ya da sosyolojik kavramların yoğun olduğu bir şeyden öte soruyu da geniş tuttuk ki neden sosyoloji kavramıyla belki biraz merakınızı gidermek, belki cevaplarını zaten kendinizde var olan cevapları benim düşüncelerimle karşılaştırmak amacıyla bu konuşmayı genişleteceğiz. Sorularınızla ve katkılarınızla da biraz derinleştireceğiz diyelim yani. Şimdi tabii moderatörümüz Ebru Hanım'ın sorduğu soru zaten sizin de merak ettiğiniz sosyoloji ne yapar? Öncelikle neden sosyoloji sorusunun cevabı kimin için sosyoloji sorusuyla bağlantılı? Çünkü bu sorunun cevabı aynı zamanda kimin için sosyoloji, kime cevap vereceğiz, kim soruyor ya da bu soruyu. Böyle geniş tuttuk ki konuyu bu konuda rahatça konuşabilelim diye. Mesela hepimiz bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Toplumsal varlıklarız. Ve içinde yaşadığımız toplumu, ilişkilerimizi merak ediyoruz. Eğer sıradan toplumda yaşayan hepimiz bu anlamda sıradan insanlarız. Mesleklerimizden hariç olarak. Özellikle mesleklerimiz orada söz konusuysa sıradan olmaktan çıkıyoruz. O günün ya da o alanın ya da o anın konusu haline geliyoruz. Sıradan insanlar için sosyolojinin cevabı, yani neden sosyolojinin cevabı hepimiz için geçerli bir takım argümanları içeriyor. Sosyoloji öğrencisi için tahmin ediyorum ki burada birçok sosyoloji öğrencisi var. Yani onlar için ayrı bir anlamı var. Fakat ikili bir kimlikle sosyoloji öğrencisi de toplumda yaşıyor. Gene ilişkilerini o da merak ediyor. Toplumsal alanı. Bir sosyolog için, uzman için bu sorunun cevabı, neden sosyoloji sorusunun cevabı uzman için de biraz daha farklı. Bu sorunun, aynı sorunun cevabını toplumla ilişkili bir meslek erbabı için, mühendis, doktor, hapishane gardiyanı, esnaf, pazarcı, yani
bir meslek erbabı için de farklı, bir ekonomist, yatırımcı, girişimci, politikacı, yani oy toplamaya ve iktidara hedeflemiş bir politikacı için de neden sosyoloji ya da sosyoloji onun için ne anlam ifade ediyor? Bunların cevapları farklı. Politika oluşturucular için, yani iktidar mekanizmasındaki karar alıcılar ve bu karar alıcıların uygulamaya yönelik büroları, oradaki çalışanlar için, daha politik uzmanlar için de neden sosyolojinin cevabı elbette çok farklı. Şimdi aslında bu soru doğrudan şu soruya yol açıyor. Yani neden sosyoloji? Aslında biraz da bu konuyu seçmemizin nedeni, önümüz biliyorsunuz sınava girdi öğrenciler ve herkes bir tercihte bulunacak. Üniversitede bir bölüm seçecekler ya da meslek seçecekler. Bu ikisi, iki güdü birlikte ya da çoğu zaman karışık. Bir bilgi edinmek için mi, merak ettikleri bir alanın, bir sanat, bir zanaat, bir bilgi alanını edinmek için mi, yoksa bir meslek edinmek için mi, herkesin ya da bir prestij için mi, buradaki seçimi farklı olacak biliyorsunuz. Biz de bu anlamda tam da bu sınav sonrası herkesin açıklanacak olan puanlarını beklerken merak edilen bu soruyla kendi mesleğimiz açısından, yani sosyoloji açısından hiç olmazsa biraz cevap vermeye çalışalım. En azından ben kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Çünkü bu sorunun cevabı aynı zamanda sosyologlara, teorisyenlere, ustalara göre de değişiyor. Farklılık arz ediyor. Yani bu anlamda bakış açısına, duruma göre sosyoloğun sosyolojiye verdiği değer ya da tanıma ya da sosyolojinin ne olduğuna, sosyoloğun bu anlamda ne yaptığına, ne yapması gerektiğine dair cevabıyla birlikte bu soruya cevap verir. Bu anlamda ben uzmanların, tabii ki ustalardan bahsedeceğim biraz. Yani atıf yapacağım en azından, ama ben kendim ne anlıyorum? Yani daha çok da onu bu anlamda gündeme getirmeye çalışacağım. Yani neden sosyoloji sorusu hepimizin hayatında farklı anlamlar taşıyabilir bu anlamda. Şimdi bu soru, neden sosyoloji sorusunu cevaplamadan önce nedir sosyoloji sorusu gibi büyük bir soruyla karşı karşıyayız aslında. Bu sorunun cevabı da söylediğim gibi yine teorisyenlere ve sosyolojinin ustalarına, akademisyenlere göre değişebiliyor. Bu kadar değişkenlik arasında hiç mi elle tutacağımız bir şey yok hocam diyebilirsiniz? Var tabii ki. En genel anlamıyla hepimiz yaygın biçimde deriz ki sosyoloji toplumu inceleyen bilim. Evet, bu sıradan bir giriş sosyolojisi bilgisi açısından doğru bir yaklaşım. Ama yeterli bir yaklaşım değil. Zaten burada da çok genel bir yaklaşım çünkü. Biraz daha yakına inmemiz gerekiyor ki nedir sorusunun cevabını cevaplayabilmemiz için. Bu soruya da şöyle diyebilirim. Sosyoloji, evet, toplum inceliyor da toplum ne? Nedir? Yani toplum dediğimiz şey toplumsal yapıya, toplum formlarına ve biçimlerine göre, hatta çağdan çağa değişen toplum formlarına göre değişiyor. Klasik dünyada toplum denilen şey biraz daha farklı bir yapıydı. Şimdi modern dünyada toplum denilen şey farklı bir yapı. Toplum dediğimiz yapı kırda farklı bir anlam taşıyor, kentte farklı bir anlam taşıyor. O zaman biraz daha öze inelim. Yani öğrencilerime de sakın siz sosyoloji öğrenen öğrenciler artık yani sıradan hayatın içerisinde sosyoloji nedir sorusuna toplum bilimidir cevabı vermeyin.
biraz daha ileri gidin, biraz daha detaya inin derim. Nedir o detay? Şu, aslında sosyoloji bir yerde insan birlikteliklerini inceleyen bilimdir. İnsan birlikteliklerini. Ne demek insan birliktelikleri? Hepimiz tekil varlıklar değiliz tabii ki. Nedir? Bir takım birlikteliklerimizle birlikte var oluyoruz. O birlikteliklerin örgüsüne, ağına, network'üne, birlikteliklerin oluşturduğu yapıların toplamına biz toplum diyoruz. Bu da toplumsal yapıdan yapıya, toplumdan topluma, kültürden kültüre, hatta çağdan çağa fark ediyor. Dolayısıyla sosyoloji sürekli içeriği ve toplumun kendisi zaten değişen bir varlık türü. Doğa bilimlerinde nispeten sabitlikler ve o sayede biraz inceleyebileceğiniz durağanlıklar ve laboratuvara koyup mercek altına alabileceğiniz şeyler bulabilirsiniz de sosyal bilimlerde sürekli ilişkiler değiştiği için, toplumlar değiştiği için biz daha çok değişim ve süreci mercek altına alırız, inceleriz. Bu bakımdan insan birliktelikleri diyoruz. Hepimiz bu birlikteliklerin içerisinde var oluyoruz. Hepimiz bu birlikteliklerin içerisinde sosyolog olalım, olmayalım, sosyolojiyle ilgilenelim, ilgilenmeyelim, hangi meslekten olursak olalım, bizim rol dediğimiz, o rollerin toplum içerisinde oynanmasından ya da yaşanmasından kaynaklanan, bize verilen ya da kendi kazandığımız statülerden, yapılardan oluşan bir takım birlikteliklerin içerisindeyiz. Hepimiz aslında bu içinde yaşadığımız karmaşık ağı anlamaya çalışıyoruz. Ya da hiç umurumuzda değil bazılarımız için. Ama bu ilişkileri hiç olmazsa biraz anlamaya çalışırsak, anlayabilirsek, işte o zaman nerede durursak duralım, ister sosyoloji öğrencisi olalım, ister sıradan meslek sahibi olalım, nerede durursak duralım, hayatımızdaki ilişkilerimizi biraz daha nitelikli çözümleyebilirsek, anlayabilirsek, anlamaya çalışırsak, gerek mesleğimizde, gerek toplumsal yaşantımızda, değer verdiğimiz ilişkilerimizde, aile içinden, dostluk, arkadaşlık, politikacı, pazarda alışveriş yapan birey, başarılı olmaya çalışan bir girişimci, neyse, ya da başarılı olmaya çalışan bir aşık. Yani biz hepimiz aslında anlamaya ilişkilerimizi ve anlamanın da ötesinde anlaşılmaya muhtacız. İşte onun için sosyoloji, neden sosyolojinin cevabı hepimiz için burada ortaklaşıyor. Sonra çatallaşıyor. Yani nerede çatallaşıyor? Demek ki önce hepimiz toplumsal bir varlık olarak aynı toplumun ya da farklı toplumlarda olsak bile bu farklılığın içerisinde nerede durduğumuzu, bu ilişkilerimizin nasıl bir boyut kazandığını, bizim kendimizin nasıl anlaşılmasını, kendi sunumumuzun nasıl gerçekleştiğini ve biz başkalarını nasıl anlamamız gerektiğini ve toplumsal değişimi nasıl kavramamız gerektiğine muhtacız aslında. Hepimiz nerede, hangi pozisyonda olursak olalım. Hepimizin aslında gündelik hayatta gündelik muhabbet esnasında zaman zaman şikayet ettiğimiz bir şey vardır. Ya beni kimse anlamıyor. Değil mi? Yani hepimiz bu şeyi cevaplarız. Ben insanları anlıyorum ama anlamaya çalışıyorum. Beni kimse anlamıyor. Aslında bu sorunun cevabı öncelikle ben insanları, insanlar da tekil değil. Yani bu bütün toplumsal ilişkiler içerisinde varlar. İşte bu bütüne bakmamız gerekiyor. Bu ilişkilerin öncelikle mikro boyutu var. Yani birey ve onun çevresindeki küçük gruplar, hepimiz bu. Sonra
mezo boyutu var. O mikro boyutun birlikte oluşturmuş olduğu işte aileler, küçük yapıların, grupların, cemaatlerin etrafında oluşan kurumlar dediğimiz, bir de makro boyutu var. Uluslararası ilişkiler, toplumun büyük yapısı kendisi gibi ve kültürler arası ilişkiler gibi. Yani üç boyutta biz kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumu kavramaya muhtaçız. Ve bunun böyle sıradan değil de bilimsel, hakikaten sahici, akılcı, rasyonel, verilere dayalı nitelikleriyle öğrenilmesine muhtaçız. Hangi meslekten olursa olsun, hepimiz sosyolog, bilim adamı olmak zorunda değiliz. Ama hepimiz ister din adamı olalım, ister pazarcı olalım, ister üçkağıtçı olalım, dolandırıcı olalım. Yani iyi dolandırıcı olmak için de iyi bir toplumsal çözümleme, biliyorsunuz profesörleri bile kandıran, yani çok nitelikli dolandırıcılar var. Nasıl yapıyorlar? İyi analiz ediyorlar toplumu ve bizim karakterimizi, yapımızı, onun için ses tonumuzu bile ses tonuyla yönetiyorlar. Değil mi? İşte hele hele içinde yaşadığımız modern toplumda, ki daha karmaşık, basit köy, kır yaşamı gibi çok yalın çözümleyebileceğiniz, zaten rutin içerisinde akan bir toplumda da yaşamıyoruz artık. Küreselleşmiş, gittikçe karmaşıklaşan ve daha niteliklere ve ayrımlara doğru giden bir dünyada, bir toplumsalın içerisinde yaşıyoruz. Ve bu daha da gittikçe karmaşıklaşacak. Ve yaşantımıza, yaşamımızın içerisine, yani ontolojik olarak yaşadığımız varlık aleminin bütün varlıkları dahil olduğu gibi, yani fiziksel dünya, diğer canlılar ve bizim kendi türümüz ve kendi toplumumuz olduğu gibi, artık gittikçe bizim yaptığımız teknolojik aygıtlar diyebileceğimiz, başta cep telefonu olmak üzere etrafımızı saran yapay zeka dediğimiz ve onun karmaşıklaştırdığı bir dünyanın içerisine doğru gidiyoruz. Yani arkadaşlar, her aletin artık bir kullanma kılavuzu olduğu gibi, yani o kullanma kılavuzunu ciddi bir şekilde incelemezsek, deneme yanılma ya da gelişigüzel öğrenmeye çalışırsak elimizde patlar ve verim de alamayız. Her şeyin bir kullanma kılavuzu olduğu gibi, yaşamın kendisinin kullanma kılavuzu bizim için çok elzem, çok hayati. Yani ne hayati? Tekrar söylüyorum. Sosyoloji, yalın, basit sosyoloji öğrenmek. Toplumsal bir varlık olarak ilişkilerimizi düzenleyebilmek. Hangi meslekte olursak olalım için. İnsan birlikteliklerini inceleyen bu bilimin giriş nezdinde hiç olmazsa bir girişini öğrenmek zorundayız. İşte sosyolojinin faydası ne dediğimiz zaman, birincil faydası toplumsal bir varlık olarak yaşamımızın kullanım kılavuzuna giriş yapmak. Kullanım kılavuzunu ciddi bir şekilde okumazsanız, ilaç prospektüsü gibi, o zaman zehirlenirsiniz. Kullandığınız teknolojik aygıtın, ki hayatımıza doğrudan giren teknolojik aygıtların kullanma kılavuzlarını okumazsanız, bu konuda bilinçsiz, gelişigüzel davranırsanız hem verim alamazsınız hem de elinizde patlar. Yani çünkü yabancı olduğunuz bir şey. İnsanoğlu varoluşundan bu yana aslında kendi ilişkilerini, toplumsalı hep merak etmiş. Yani kendisiyle ilgili bilgileri edinmeye çalışmış. En son gelişen bilimler denir genellikle sosyal bilimlere. Hatta sosyoloji, Quant'ın sıralamasında falan da sonradan gelir. Ama aslında baştan bu yana gerek felsefenin içerisinde, gerek politikanın içerisinde, gerek tarihin içerisinde, gerek dini bilginin içerisinde
insanoğlunun toplumsalı merak ettiğini hep biliriz. Şimdi bu konuda bu arada Ebru Hanım böyle devam edeyim mi yoksa sorular benim bir devam etme şeyim var. Sorular, başka sorular var mı? Buyurun hocam. Sorular var. Devam edeyim mi sorayım yoksa siz Evet, güzel tabii. Devam ediyorsunuz ama tabii. Yani sosyolojinin faydasından da bahsettik. Toplumsal için yani toplum için ne kadar Daha önemli olduğundan. bahsedeceğiz yani. Tabii ki hocam. Sadece bir giriş yaptık. Evet. Evet. Sosyal bilimlerde sosyolojinin yeri ve rolünü sormak istiyordum ben açıkçası. Diğer sosyal bilimler alanlarıyla nasıl benzeşir veya ayrışır? Hani bu böyle bir sorun vardı. Bir de gündelik Tabii. hayattaki uygulamalarını zaten bize anlatacaksınız. Sosyolojik bakış açısını bize birey olarak ne kazandırdığını sormak istiyorum. Hani Evet. pandemi zamanında özellikle doğal afetlerde, toplumsal olaylarda sosyolojik perspektiften bakılsaydı ne değişirdi gibi sorularım da var. Ama Peki. buyurun siz devam edin hocam. Tamam. Şimdi ustaların bu konuda tabii ki söyledikleri şeyler var. Ben literatüre, kitabın ortasına çok girmeyeceğim dedim ama atıf da yapmak gerekiyor. Yani yine de ustalara bu konuda. Mesela işte siz söz ettiğiniz sorularımızın arasında yer olduğu için de vurgulamam gerekiyor zaten. Yani Amerikalı ünlü sosyolog Wright Mills mesela bu konuda kitap yazmış. Toplum bilimsel düşün diye dilimize çevrilmiş. Öğrencilerimize hemen bir giriş kitabı gibi önerdiğimiz eserlerden birisi. Sociological Imagination diyor. Yani toplum bilimsel düşün ya da toplum bilimsel hayal gücü ya da toplum bilimsel düş gücü ya da muhayyile, yani eski dilde yeni dilde karşılıkları var. Aslında bu sadece meslek erbaplarına yani uzmanlara yönelik bir şey değil. Biraz önce vurguladığım gibi hangi meslekten olursanız olun toplum içerisinde yaşayan her türlü meslek, her türlü diğer insanlarla ilişkide bulunan ve sadece insan insan ilişkisi değil, insan doğa, şimdi insan teknoloji ve insan fiziksel dünya ilişkisi içerisinde olan herkes için bu olguyu, yaşam dünyasını anlamaya çalışmak, diğerlerini anlamaya çalışmak ve aynı zamanda kendisini anlamaya çalışmak. Kendisini ve davranışlarını anlamaya çalışmak hepimiz için bir yerde zorunlu, elzem ve kontrol edilebilir nispeten ve topluma ve kendine daha çok katkıda bulunabilir bir yaşam için bu zorunlu. Hele hele günümüzde biraz önce söylediğim gibi her şeyin kullanım kılavuzunun olduğu ve bireyin adeta geçmiş dünyadan daha farklı olarak biraz da birey olarak biraz daha tek başına adeta, tek başına derken toplumsal kopukluktan bahsetmiyorum. Kendi becerisiyle kendi ayakları üstünde durmaya zorunlu kılındığı bir dünyada buna zorunlusunuz. Aksi takdirde yönetilirsiniz, aksi takdirde güdümlenirsiniz, aksi takdirde egemenlik altına alınırsınız, aksi takdirde dünyayı ve etrafınızı çözümleyemediğiniz, kendi becerilerinizi yönetemediğiniz, kendinizi yönetemediğiniz için hayatınızdan verim alamazsınız. Birçok sorunu es geçersiniz, sorunlar karşısında yılgınlığa düşersiniz, yaşamdan tad alamazsınız. Bunu o kadar çoğaltabiliriz ki, kafanızdaki en basit soruları gündelik hayatımızda karşılaştığımız ve aslında bazılarının basit olduğu soruları bile cevaplayamazsınız. Onun için öncelikle kendimizi anlamamız, anlamlandırmamız, konumlandırmamız ve bunun yanında hemen ve acilen diğerlerini anlamamız, anlamlandırmamız, konumlandırmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu şart. Hayatın anlamı, hayatın niçin olduğu ve ne katkıda bulunabilirim ve hayatı nasıl yaşayabilirim
Bunların cevabı aslında ya birileri sizi güdümleyecek, benim izimden gideceksin, benim gibi yaşayacaksın, onun kontrolüne muhtaç olacaksınız. Olabilir tabii, insan tecrübeleri takip edecek tabii. Ama özne olan, akıllı, yani herkese Tanrı'nın verdiği hayatını yönlendirme gücü diyebileceğimiz aklı ben bunun için görüyorum. Yani akıl başka, öncelikle bunun için var. Bu gücünüzü kendiniz yönetmek yerine hemen acilen ve bedava bir şekilde başkalarına verdiğiniz zaman hayatınızın ne anlamı kalır? Siz bir nesne olarak, sıradan bir nesne gibi o zaman yönlendirilebilirsiniz. Yaşamınızdan zevk alamazsınız. Dünyaya herkesin bir katkısı olduğuna inanıyorum ben, olacağına inanıyorum. Yani herkesin bir yeteneği, becerisi, birkaç yeteneği, becerisi mutlaka bu yaşama geldiyse buraya sunacağı bir şey vardır ya, mutlaka vardır. Onu arayıp bulmak, kendisini merak etmek, önce ilişkiler ağını çözümlemek ve orada kendisini konumlandırmak dediğimiz şeyle ilgili yeteneğini, becerisini topluma sunmak ve eksiklerini tamamlamak için yine topluma muhtaçtır. Yani toplumun dışında tam varlık olarak kimse mükemmel değildir. Hiç kimse. Yani bu anlamda yine toplumdan eksikleri tamamlayarak gitmek. İşte bu anlamda karşılıklı birbirlerini paylaşan, kamusal alanda birbirleriyle bu anlamda büyük bir paylaşım içerisinde olan toplumlar bilim üretirler, hukuk üretirler, estetik üretirler, ahlak üretirler, ekonomi üretirler, sanat üretirler ve duygusal ilişkileri düzene sokarlar. Yani daha rasyonel bir akış içerisinde. Çünkü herkesin kendi aklıyla az çok özne olabildiği bir toplumu düşünün. Bunun için biraz çaba göstermemiz gerekiyor değil mi? Yani birilerinin bize bir şeyler sunmasını, politikacıların bizi yönetmesini, işte Tanrı görevini yapmış, peygamberlerini göndermiş. Yani dinsel bakış açısıyla baksanız bile sürekli Tanrı'nın sizi işte her şeyi avucunuzda sunmasını, ondan sonra sürekli peygamberlerin gelmesini, kurtarıcıların gelmesini, sürekli başkalarının sırtına yıkılmak, sürekli bir kurtarıcı beklemek, yok böyle bir şey. Hepimizin bir katkıda bulunması gerekiyor. Bunun için de hangi meslekten olursak olalım, toplumsal ilişkileri, yani en basit başlangıç noktası bu. Aile ilişkilerimizi ya, nasıl bir aile içerisinde, nasıl bir ilişki yürüteceğiz? En yakın eşimizle, çocuğumuzla. Bunları merak etmiyoruz. Bunların bir bilimi, bunların bir hiç olmazsa elle tutulur, rasyonel bir birikimi, akılcı bir çözümlemesi hiç olmazsa yok mu? Var. Bunun için uzman olmamıza gerek var mı? O ayrı bir tercih. Ama nerede olursak olalım, nerede, nasıl bir yaşam veya stil tercih edersek edelim, yaşam kılavuzumuzu, kullanma kılavuzunu, kime ben herkes için yaşam kullanma kılavuzu diyorum bir yerde, sosyolojiye giriş niteliğinde, yaşam kullanma kılavuzunu bilmek zorundayız, hele içinde yaşadığımız dünyada. Yani karmaşık ilişkilerin olduğu bir dünyada. Bilmem anlatabildim mi? Yani sosyolojinin faydası nedir? Ha şimdi tabii hocam, o zaman ne okumamız, ya da hemen bu soru sorulur. Ne okumamız gerekiyor ki, ya da neyi takip etmemiz gerekiyor ki bu giriş bilgisini edinelim? Sonra sosyoloji öğrencileri için tabii, niye sosyoloji bölümünü tercih edecek sorusu, uzmanlar için nasıl bir sosyoloji eğitimi olacak, bunlar bundan sonra açılacak şeyler. Bundan sonra açılacak, kapağı açılacak şeyler diye düşünüyorum. Şimdi Wright Mills'ten bahsettik.
Yani yine de ustalara atıf yaparak gidelim. Öncelikle toplum bilimsel düşünü şöyle bir okuyun derim yani. Ha, sıradan insan, bu bir uzmanlık kitabı mı? Evet, bir kitap uzmanlar için ayrı bir okumaya tabidir. Siz ayrı, yani hani hayatı hepimiz ayrı okuruz ya, onun gibi bir şey. Kitabı da hepimiz bulunduğumuz yerden okuruz. Metni de öyle. Bir sanat eserine bakarken de, yani bunu okurken uzman o satır aralarından farklı şeyler anlar. Şey, hatta bu kitabı okurken sonundan başlayın derim. Yani Rahmetli'nin bu şeyinde son kısım var. Çok güzel bir kısım. O özellikle şeye hitap eder. Sosyoloji öğrencilerine. Düşün ustalığı üzerine diye bir kısım var son bölümde. Gerek özellikle sosyoloji öğrencilerine ediyorum. Rahmetli'nin bu toplum bilimsel düşünden hem uzmanlar için hem sıradan, hepimiz sıradan insanlarız bu anlamda, toplumda yaşayan bireyler olarak nasıl anlamamız gerektiğini biraz anlatmaya çalışıyor. Mesela yine sosyolojinin kurucu babalarından Weber'in dilimize çevrilmiş olan sosyoloji yazılarında bir konferansı, bir metni var. Yani ustalardan dedik de, yani örnek olsun diye söylüyorum. Meslek olarak bilim diye bu sosyoloji yazıları adlı derlemede ki meslek olarak bilim kısmı. Bu bir konferansıdır. Weber'in çok ünlü bir konferansıdır bu. 1918'de Münih Üniversitesi'nde verdiği bir konferanstır. Hem uzmanlara hem de bu anlamda meslek olarak seçenlere de hitap eder bu. Bütün ustaların bu anlamda bir şeyi vardır. Yani daha basit girişler için işte mesela sosyoloji nedir? Joseph Fisher'in Profesör Nilgün Çelebi hocamızın çevirdiği, benim çok önemsediğim o Sosyoloji Nedir kitabı. Yani en son benim bildiğim 10. baskısını yaptı Anı Yayınlarından. Girişte orada çok basit şeyler verir. Mesela çok güzel böyle, daha detaylı. Bütün giriş kitaplarında bir takım şeyler bulabilirsiniz ama burada sosyolojinin içeriği, sosyoloji nedir, neden sosyoloji öğreniyoruz ve sosyoloji bize ne verir gibi başlıklar vardır. Yine benzer şekilde mesela Giddens'ın ünlü giriş kitabında, daha yakına gelelim ustalardan, Bourdieu, Fransız sosyolog, ünlü söyleşisinde sosyoloji ile ilgili mesela sosyoloji rahatsız eden bir bilim der. Neyi rahatsız ediyor ki? Yani gündelik hayattaki biz insanları değil, sorduğu sorularla köklü sorular sorduğu için ve biraz oyunu bozduğu ve büyüyü bozduğu için rahatsız eder. Yani şimdi buradan yola çıktığımız zaman, başta söylemiştim ya, daha başka da ustalardan cevaplar bulabilirsiniz sosyoloji literatürüne baktığınız zaman. Ama ben derim ki öncelikle Wright Mills'in de orada öğütlediği gibi ne yapmamız lazım? İster meslek erbabı olalım, sosyoloji öğrencisi olalım, ister sıradan, hepimiz sıradan insanız, tekrar ediyorum bu anlamda. Yani hepimizin bir sırası var çünkü yani. Sosyoloji öğrenmek ya da sosyoloji eğitimi ya da sosyolojiye ilgi duymak nerede başlar? Tabii okumak bunun giriş kitaplarıyla başlayan bir şey. Ama öncelikle Rahmetli şunu iyi bir not tutmaktan der. Bir not defteriniz olsun. Bu sadece sosyoloji öğrenicileri için değil. Günümüzde yaşayan herkes için elzem şeylerden birisi. Bilgi kümülatif olarak o kadar çoğalıyor ve hafızamıza terk edebileceğimiz miktarı çok aşmış durumda. Yani gündelik hayatta
gördüğümüz, izlediğimiz, bizim kafamızı meşgul eden şeylerle ilgili herkesin bir yere not etmesi gerektiği şeyler vardır. Mutlaka not etmek ve gözlem yapmak. Yaşadığınız basit şeyleri gözlemek. Daha farklı neden sorusunu çok sormak kendi kendinize ve onun peşinden gitmek. Yani yaşadığınız Allah Allah ya niye böyle oluyor ki? Niye aşı vurulmalıyız? Neden aşıya karşı insanlar? Ya nasıl boşanma niye gerçekleşiyor? Gündelik hayatta kendi karşı karşıya kaldığımız sorularla ilgili. Bunu cevaplayan gazeteciler, politikacılar, bilim adamları vardır mutlaka. Sonra der ki Wright Mills, not tutmaktan, tuttuktan sonra da tartışın. Aslında bir yerde istişare edin. Açık olun konuşmaya, yüzleşmeye. Gözlem tabii önemli. Ve tabii ki okuma. Okumayı başta söyleyeceğimi umdunuz ama okumak zaten hiç söylenmeden artı bir günümüz toplumu için vazgeçilmek bir şey. Vazgeçilmez bir şey. Bu konuda bir sürü de literatür var sosyolojiye giriş için diyebileceğimiz. Yani. Şimdi burada sosyoloji öğrenmenin biraz daha profesyonel bir yolu artık şeye gelelim. Sosyoloji bölümleri ve sosyoloji eğitimine. Yani biraz daha merak ettiğiniz belki Ebru Hanım'ın da sormuş olduğu soruya doğru bu kadar girişten sonra. Şimdi burada tabii sorunlarımız var bizim. Yani batılı literatüre çok girmeden batıdan ithal ettiğimiz bir bu anlamda bilim ama bizim geleneğimizde ya da bizim kültürümüzde bunun öncülleri, ayak izleri yok mu? Var tabii ki. Yani birçok isim geçebilir burada. Yani hemen aklınıza gelebilecek sizin de söylediğiniz İbni Haldun'dan hemen bahsedebilirsiniz ya da birkaç kişi. Onlara girmek istemiyorum. Burada bahsettiğimiz şey Türkiye'de madem bunu burada konuşuyoruz, kendi sorunlarımızı da biraz bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye'de sosyoloji öğrenmenin yolları, yöntemleri neler? Tabii ki birinci olarak diyeceksiniz ki hemen en basit olarak bir sosyoloji bölümüne katılmak. Buna imkan bulamayanlar için sosyoloji kitaplarını okumak. Sosyoloji işte adanın sunmuş olduğu bir imkan gibi toplantılarına katılmak, konferanslara katılmak, biraz araştırıcı olmak, biraz gözlemci olmak gibi. Biz biraz bunun eğitim kısmına geçelim. Yani bireysel gayretler olmadan olmaz. Bireysel gayretler olacak tabii. Fakat biraz iğneyi kendimize batıralım. Biz akademi, sosyoloji eğitimini veren kurumların sorunları çok büyük. Bizim sorunlarımız çok büyük. Yani bizim eğitimimizden hayal kırıklığı oluşturabilirsiniz, olabilir yani. Şimdi sosyoloji eğitimi Türkiye'de ya da sosyoloji eğitimi nasıl verilir? Şimdi birkaç türlü sosyoloji eğitimi var arkadaşlar. Türkiye'de şu anda cari olan ve bunalım yaşayan sosyoloji eğitimi itiraf ediyorum. Yani bunalım yaşıyoruz gerçekten. Yani ne öğrencilere doğru dürüst hayatı hazırlayabiliyoruz. Bunun nedenleri var. Şu andaki cari sosyoloji eğitimi bilgiye, anlatıya, teoriye, aktarmaya dayalı ağırlıktaki bir sosyoloji eğitimi. Başka nasıl olabilir? Bilgisiz, teorisiz, anlatısız olabilir mi sosyoloji? Olamaz. Ama bütün içeriği böyle oluşturursak, ki bu bizim suçumuz yani, elimizdeki mevcut sosyoloji eğitimi gerçekleşiyor. Ha, bunu çözmeye yönelik çabalar yok mu? Var tabii. İkinci nasıl olur? Mesleğe yönelik, beceriye yönelik. Yani bireysel sosyolog becerisini
geliştirerek vazgeçilmez bir meslek erbabı olmaya yönelik, kimileri buna uygulamaya yönelik falan diyor. O başka bir bahis. Bir sosyoloji eğitimi. Bir başka olabilir mi? Üçüncü bir biçimi daha olabilir. Sosyolojinin daha üst düzeyde. Uzmanlığa yönelik. Yani sosyoloji yönelik eğitim. Araştırmaya, uzmana yönelik. Hadi bu üçüncü eğitimi master ve doktora kısmına bırakalım. Ki oranın görevidir bu. Ama giriş eğitiminde, yani genel eğitimde bir kaos var. Onun için atanamayan sosyologlar ve bir yere hem politik olarak yani burada birçok sorunumuz var arkadaşlar. Yani şimdi psikologlar bunu biraz daha aşmış durumda. Bizim önümüze geçmiş durumda. Psikologlar mesleklerini daha uygulamaya yönelik, daha ya da sosyal çalışmacılar rol çalmış durumda. Ben bir bilim departmanlarının birbirinin karşısına getirip kavga ettirilmesi taraftarı değilim. Yani asla böyle bir şey etmiyorum. Yani önermiyorum. Bu bizim sorunumuz. Yani Türkiye'de sosyolojinin en önemli sorunlarından birisi, hele geldiğimiz dünyada artık anlatıya dayalı. Yani biz birbirimize hep sosyoloji anlatıyoruz yahu. Yani toplumsal bir sorunla nasıl baş edeceğimiz ya da onu nasıl analiz edeceğimiz, bir uzman bize geldiği zaman, sıradan bir insan bir uzman olarak bize geldiği zaman onu nasıl analiz edeceğimiz, çözeceğimiz, meslek olarak bir toplumsal ya da sosyal analiz diyebileceğimiz bir yol göstericilik anlamında uygulamaya dönük, işte uyuşturucu, suç, çatışma, terör, boşanma, pandemi, günümüzdeki ilişkiler, eğitimdeki ilişkiler, hukuk sosyolojisi, suç dedik yani, o kadar çoğaltabilirsiniz ki. Sosyolog her yerde toplum ve biraz önce söyledik ya, insan birlikteliklerinin olduğu, ki insan birlikteliklerinin olmadığı hiçbir yer yok. Hazır ve nazır olmalı ki o alandaki uygulama, o alandaki toplumsal sorun çözücü, en azından analiz edici, en azından politikacı ya da uygulamacıya ön hazırlayıcı, danışman niteliğindeki bir becerisini ortaya koyabilsin. Biz maalesef bunu yapmaya çalışıyoruz, çırpınıyoruz ama kendimize çuvaldızı batıracağım. Yani başımızda tabii bir sürü sorunlar var. Yani öğretim üyesinin azlığı, öğrencinin çokluğu, YÖK gibi bir denetleyicinin bazen destekleyici de olabilir olması, Türkiye'deki üniversite yapısı, bir sürü bahane sıralayabilirim size ama bu akşam bahane sıralamak için burada değilim. Bunları zaten siz de biliyorsunuz. Kendimizi analiz etmek için, sorunlarımızı görmek için varım. Yani şu üç sosyoloji eğitim stratejisini kademe kademe doğru dürüst oturtturmamız lazım. Hani milli eğitim şuraları yapılır ya, ya onun gibi bizim de artık sırf bu şeye yönelik sosyoloji şuraları yapma zorunluluğumuz var. Yani öğrencinin bizden beklediği umut. İşte ben, tabii burada yanlış beklentiler de var. Her üniversiteye giren devlet tarafından hemen atanmayı bekliyor. Kendi öz yeteneklerini çıkarmak devletin dışındaki alanda, yani özel sektör dediğimiz ya da sivil toplum dediğimiz sivil alanda ne yapabilirimin peşinde değil kimse. Biraz kendimizi de eleştirelim. Hepimiz hazır bir şekilde devletçiyiz yani. En büyük patronu daha da büyütme taraftarıyız. En büyük patron büyüdükçe üzerimizde daha da egemen oluyor. Bunun bilincinde değiliz. Biz öncelikle devlete kapaklanmadan, büyük patronu büyütmeden
sosyolojik becerimizi kendimiz geliştirerek, gerekirse hocaları didikleyerek, hocalar size bunu vermiyorsa, verme becerisi yoksa bunu araştırarak, nasıl bir sosyolog olacağım, nerede kendimi konumlandıracağım? Bir özel sektörde reklamcı mı olacağım? Bir girişimcinin yanında toplumsal araştırmacı mı olacağım? Ya da bir araştırma şirketinde ya da bir sivil toplum kuruluşunda, her neyse, nerede? Nerede kendime sosyolog olarak rol bulacağım? Bunun için hangi becerimi geliştireceğim? Bunun araştırması içerisinde olmamız gerekiyor. Ya da hocaların öncelikle ona bu bilinci, sosyolojinin herhangi bir yerinde önce kendi becerilerinizi ortaya çıkarabilecek kendi ilgi alanlarınızı iyi takip edin şeklinde onu eğitim esnasında yönlendirmesi gerekiyor. Birçok hocamız bu konuda kafa yoruyor. Ama şöyle bir şey de var. Bir standart diploma veriyoruz biz. Biraz bölümümüzü ve bölümümüzdeki eğitim müfredatını ve dersleri farklılaştırıp buna yönelik bir şey ortaya koymaya başladığımız zaman, bu sefer o standart diplomayı transkribinde o genel geçer, üstümüzde egemen olmuş ders listesini görmeyince sizi dışlıyorlar. Diplomanızı geçersiz sayıyorlar. Böyle de bir şeyimiz var. Hem onları standart diplomayı kazandıracak o dersleri listelememiz gerekiyor. Hem de size bunun arasında sıkıştırıp özel beceriler kazandırmamız gerekiyor. Sosyoloji artık bu aşamaya geldik. Bu teorik bilgiye dayalı sadece. Bilgi artık hepimizin ulaşabileceği bir şey. Yani bunun için ille hocalara bilginin genel kitabi kısmını edinmek için muhtaç değilsiniz. Hocaların o süslü laflarına, bizlerin o sosyolojik jargonu kullanan, sosyolojik jargonla size, ne diyelim, simgesel şiddet uygulayan, şeyin tabiriyle, Bourdieu'nun tabiriyle, ben böyle biraz görüyorum kendimizi. Sosyolojik jargonu çok kullanarak üzerinizde, eğer hoca derste hiç açıklamıyor, sürekli sosyolojik jargonu kullanıyorsa, ya simgesel şiddet uyguluyor öğrenciye. Öğrenciyi acizleştiriyor. Ne kadar büyük bir bilim ve ne kadar büyük bir hocaymış. Bu kadar bizim öğrenmemiz mümkün değil. Oraya kadar gitmemiz mümkün değil. Oysa sosyolojinin bu bilgi kısmına rahatlıkla o hoca olmadan ulaşabilirsiniz. Neye biraz daha yakın olabilirsiniz biliyor musunuz? Hoca neyi kazandırır? Usta. Size bir beceri kazandırma yolu açabiliyorsa, yani bir suç sosyoloğu olabilmek, bir aile sosyoloğu olabilmek, bir terör uzmanı olabilmek, bir reklam pazarlama uzmanı olabilmek, bir eğitim sosyoloğu olabilmek, bir toplumsal sorun çözücü, kadına yönelik şiddetle ilgili ya da birbirimize yönelmiş şiddetle ilgili ya da uyuşturucu sorunuyla ilgili, her neyse, bir alanda sizin hakikaten becerikli bir sosyolog, yani toplumsal analizci, sorun çözücü, çözmeye aday ya da bu konuda analiz sunabilecek bir beceri kazanmanızı sağlayabiliyorsa, asıl hoca odur. Ve bir de asıl hoca, yani kendimize batıracağım dedim, yani bunu biraz daha ilerleteceğim. Bunların ötesine de geçip bir de politik bir vurguda bulunuyorsa, yani politik bir yönlendirme yapıyorsa, Weber'in o meslek olarak sosyolojide belirttiği gibi tam da etik olmayan yerden vuruyor demektir. Yani sosyoloji bize ne sağların cevabı bir yerde, bir de zihin özgürlüğü sağlar. Sosyoloji onun için özgürlüğün bilimidir. Rahatsız edici bilim denmesinin nedeni bu. Tam tersi, politik bir argüman içerisinde sarmalanmış bir şekilde sunuluyorsa size bir bölümde ya da bir yerde, sosyoloji
zihinsel özgürlüğü sağlamıyor ve sizin toplumsal bakış açınızı gerçekten açılım sağlamıyor, tam tersi ideolojik bir konuma sürüklüyorsa, bu da kötürüm bir sosyolojiye açılan bir kapıdır. Bu da çok beter bir şeydir yani. İşte bilgiye, anlatıya dayalı sosyoloji eğitiminden biraz artık mesleğe yönelik eğitim, uygulama ve beceriye yol açacak sosyolojiye doğru gitmemiz gerekiyor. Bunun uygulamaları çeşitli şeylerde, bölümlerde verilmeye çalışılıyor maalesef. Ama genel bir sorun bu. Bütün bunlara rağmen yine ben size tam da bu burada sınav bekleyen tercih etmeye aday öğrenci var mı bilmiyorum ama en azından siz onlara tavsiye edebilirsiniz. Sosyoloji öğrenmeyi ve sosyoloji bölümlerini seçmeyi yine hararetle tavsiye ediyorum. Ve şunu da beklemeyin. Bölüm, hoca size her şeyi versin ve mükemmel bir yok öyle bir şey. Sizin çabanız, sizin gayretiniz olmadan ki bu daha yoğun olması gerekiyor. Üniversite size bir çerçeve ve kalıp sunar arkadaş. Onun içerisinde sizin çabanız ve sizin istekli olmanız, yani bölüm önermese bile yaz tatillerinizi ya da şey boşlukta bulunur, mutlaka staj, gözlem ya da bir toplumsal çalışma, bir yere eklemlenme, becerilerinizi artırma, hocaların dışında başkalarından faydalanma. Bunun arayışı içerisinde olun mutlaka. Alana girin yani. Alana girin. Bölümde anlatılmayan, bırakın hatta daha az anlatılsın. Size sadece yolunuzu nasıl bulacağınızı göstersinler yeter. Literatürü göstersinler. Fakat onun dışında biz çok yoğun bir şekilde zihinleri kötürüm edecek kadar sosyoloji anlatıyoruz ya. Daha çok anlatma için daha çok ders açmak gibi bir handikapın içerisine giriyoruz. Bunlar bizim maalesef size yaptığımız kötülükler. Yani ama buna rağmen yine de sosyolojiyi seçin diyorum yani. Neden? Bunların hepsini biraz dışlamayı bilerek, kendi öz seçiciliğinizi daha çok çoğaltarak, inanın en kötü sosyoloji bölümünde bile siz kendi çabanızla, hocalarınızdan duyacağınız literatürle ya da kendi yapacağınız deneyimlerle, projelerle, inanın bütün bilim dallarında alacağınız birçok fayda ve en azından özgür düşünceye açılacak olan kapıyı aralamanız için sosyoloji size yepyeni imkanlar sunacaktır. Ama tamamen hocalara, tamamen bölüme, tamamen teori kitaplarına teslim olursanız bu olmaz. Sadece onlara değil, gündelik hayatta da kimseye teslim olmayın diyorum zaten. Teslim olmak zaten baştan özne olarak, akıl verilmiş varlıklar olarak bizim baştan hatamız yani. Bununla tecrübelerden faydalanmak, tecrübelerin peşini takip etmek, bilgileri okumak, onlarla karıştırmayın lütfen. Buna her zaman muhtacız buna. Ama teslim olmak farklı bir şey. Bu kendi aklınızı, kendi becerinizi küçümsemek, yok saymak anlamına geliyor. Kendinizi asla yok saymayın. Kendinizi tamamen gururun ve kibirin içerisine yükselterek, yücelterek de tamamen kendinizden bir put yaratmayın yani. Bu zaten hayatın ölçüleri. Tüm bunları anlamanın yolu da yine sosyolojiden geçiyor. Sosyoloji bunlara sizi hatırlatan bir bilim. Sizin toplumsal, hani bugünlerde konum at diyoruz ya, konum neredesin, nerede konum çok önemli. En önce konumumuzu tespit etmemiz, işte sosyoloji size konum verir arkadaşlar. Konumunuzu ister dağcı olun, ister yürüyüşçü olun, ister bir meslek erbabı olun, ne olursanız olun, eş olun, çocuk olun, işte kadın olun, erkek olun, pazarcı olun.
Toplumsal konum, yani başlangıç noktasını ve koordinatlarınızı tespit etmek, koordinatlarınızı dünyada yaşayan herkes için hem coğrafi anlamda, ki ben burada sosyal anlamda konumdan bahsediyorum, yani elzem ve başlangıç noktasıdır. Sosyoloji bu konumu tespit etmek için vardır her şeyden önce. Konum olmadan olmuyor. Bu karmaşıklığın içerisinde yok olursunuz yoksa. Ya da birileri hep sizin konumunuzu, nasıl adım atacağınızı, nerede duracağınızı, hatta hangi duyguları besleyeceğinizi, yani ne yiyeceğiniz, içeceğinizden öte, nasıl sevineceğiniz, üzüleceğinizi bile tespit eder. Böyle mi olmak istiyorsunuz? Yoksa kendi konumunu, koordinatlarını sürekli toplumu gözleyerek, toplumsal ilişkileri çözümleyerek ilerlemek mi gerekiyor? Bir saat olmuş yahu. Yani sorulara yer kalmayacak neredeyse. Daha söyleyeceğim epey bir şeyler var ama yani soru cevaplara bırakalım derim. Evet, bir saat oldu değil mi tam? Evet, bir saat oldu hocam. Ben de sürekli bu soruların peşinde ve coşkulu bir şekilde halen bunlar aradığım için evet, biraz kendi arayışımdan bahsettim size. Yani biz de keyifle dinliyoruz zaten. Evet. Bizi de düşünmeye evet, sevk ediyorsunuz. Çok şimdi teşekkürler hocam. İsterseniz sizlere söz verelim, sizin sorularınız. Ebru Hanım, herhalde 3 tane en azından sözlü soruya. Evet, hani video şeklinde galiba. Evet, 3 tane soru alabiliriz. Ben sizin hazırladığınız sorulara değinebildim mi? Başka enteresan sorularınız var mı? Onlardan başka sorularım vardı hocam. Biraz uzunca benim sorularım. Dilerseniz arkadaşların sorularına da geçebiliriz. Tabii. Buyurun, söz sizde. Sanırım Arzu Hanım söz istiyor. Ben ona soru hakkını vereyim. Mikrofonunu da aç. Buyurun. Mikrofonunuzu açabilirsiniz. Tamam. Sesim geliyor mu şu an? Evet, geliyor. İyi akşamlar. Sosyolojinin resim sanatıyla ilişkisi ve etkileşimini anlatabilir misiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok özel bir soru ve güzel bir soru aslında. Yani aslında sosyolojinin sanatla ilişkisi genel anlamıyla, onun içerisindeki bir soru. Resimle ilişkisi dediğiniz zaman. Yanlış mı anlıyorum Arzu Hanım? Evet. Resimle ilişkisi, sanatla ilişkisi. Biraz daha özel olunca resim sanatıyla ilişkisi. Evet, tabii. Yani her meslek dedim ya toplumun neresinde, hangi rol ve statüde yaşıyorsak, işte biraz önce sosyoloji her şeyden önce bir yaşam kılavuzu edinmek, yaşam kılavuzunun başlangıcı da bir konum, ontolojik anlamda yerimizi tespit etmek dedim ya, bu anlamda tabii ki bu yeri ve konumu tespit ederken evreni, yaşadığımız toplumu, evreni anlamanın da giriş kapısı gibi bir şey kendimizi konumlandırırken. İnsanoğlu toplumu anlama ya da yaşamı anlaşılır kılma da çok çeşitli sanatlar, çok çeşitli diller kullanıyor. Kullandığımız gündelik iletişim dilleri, bunların başlıcaları olabileceği gibi sanatın her dalı da bir dildir aynı zamanda. Ve toplumu çözümleme ve toplumsal ilişki kurabilme dilidir. Nasıl? Dans bir vücut dilidir. Resim, çizgilerle, doğadan aldığımız renklerle, ışıkla ve gölgeyle, perspektifle bunu konuşturabilme, bu dili. Bakın, sözcükler, gölge, ışık, çizgi, perspektif,
renk falan dedim. Yani bunlar o dilin alfabeleri aslında. Dans dediğimiz zaman işte farklı kavramlar girer. Heykel dediğimiz zaman farklı. Müzik dediğimiz zaman ritim, tını, söz, duygu, bunların hepsi devreye girer. Yani biz çeşitli diller kullanıyoruz. Ve bunlara sanat diyoruz mesela. Resim de bunlardan birisi. En eski ta duvara, mağara duvarına çizmeye başladığımız andan itibaren ve eski arkeolojik bulgulara baktığımız zaman falan geliştirdiğimiz en etkili dillerden bir tanesi. En etkili dillerden. Rönesans'ın büyük kudretli ressamlarına baktığınız zaman çağ dönüşümünü o başlangıçta onlar gerçekleştiriyor. Modernite dediğimiz şey. Yani Rönesans'ın önemli şeylerinden birisi bildiğiniz gibi resim ve sanatlardaki değişimle gerçekleşiyor. Reform dediğimiz zaman o değişimin dinsel kısmını, işte sanayi devrimi başka bir şeyini ifade ediyor. Yani siyasal devrim başka bir şeyini. Resimle tabii ki doğrudan ilişkisi var. Aslında şöyle diyorum ben sanatçılara, toplumsal analizi ya da ne gördüklerini, doğa, toplum ve evren analizini çizgi, renk, renk, gölge, perspektif yoluyla bize anlatanlar. Aynı zamanda bu üstadlar, ressam, sanatçılar birer kendi çapında küçük sosyal, küçük ya da büyük, yani nitelik belirtmeyeyim, nicelik belirtmeyeyim, sosyologtur aslında. Çünkü toplumu, dünyayı nasıl gördüklerini bize o dilin alfabesiyle anlatıyorlar. O dilin en iyi kullanıcıları, aralarında yetenek farklılıkları var tabii. Birileri gölgeyi iyi kullanıyor, bazıları rengi iyi kullanıyor, bazıları perspektifi iyi kullanıyor, bazıları hepsini birden ve bizi düşündürüyor. Yani inanılmaz bir şekilde hepimizin üstünde farklı etki bırakıyor. Müzisyen daha farklı bir şekilde. Bu toplumsal analiz değil de nedir? Onun için resim bölümünde olan ya da bir ressamın da bir toplumsal analizci en azından. Bir sosyolog demiyorum yani, ayrı bir şey. Meslek erbabı olması gerekmiyor ama bunu az çok toplumu, içinde yaşadığı toplumu, o dili onlara anlatacaksa ya da benim ihtiyacım, ben başkasını anlatmıyorum, sadece kendimi anlatıyorum diyorsa bile, kendisini çözümlemesi için bile bu anlamda bir sosyolojik bilgiye ihtiyacı var. Zaten bunu ediniyorlar da. Bu anlamda sosyoloji hayatın her anında, her alanında, her yerinde diyorum. 99'da tam Kanada'ya ilk gittiğimde Politeknik Üniversitesi, yani bizim mühendislik fakülteleri gibi, Kanada'da Ryerson Politeknik Üniversitesi. Bir Türkiye'den gelmiş bir hocayla tanışmak için, Allah Allah dedim, yani mühendislik fakültesinde ne işi var ki? Sosyoloji bölümü var hem de. Yani sosyoloji mi sosyolog mu yetiştiriyor? Yo dediler, sosyoloji diploması vermiyor bu bölüm. Ne yapıyor bu bölüm? Birçok da hocası var. Bizim sıradan sosyoloji bölümlerinin 4-5 katı hocası var. Bütün bu mühendislik fakültesinin her bölümüne, bütün mühendislik dallarının her bölümüne sosyoloji eğitimi veriyor. Niye? Bir mühendis yani sosyolojiyle ne ilgisi var? Tabii bunun bende cevabı var. Ama görebiliyor musunuz? Aynı şey tıp fakültesi için geçerli. İnsana hizmet veren bir doktor sosyolojiden, toplumsal ilişkilerden bir haber olursa, tıp diliyle bize anlatırsa ne ondan biz bir şey anlarız, ne biz ona ne anlatabiliriz? Yani nitekim de doktorlarla, uzmanlarla yaşadığımız çelişki de buradan ileri geliyor. Yani sosyoloji bu anlamda hayatın her alanında var. İlle bir sosyoloji bölümü
sosyolog yetiştirmesi gerektirmediğini ben orada gördüm ve çok şaşırdım ve de çok bundan hariç dediler psikoloji bölümü var. Psikolog mu yetiştiriyor? Hayır. Psikoloji öğrencisi almıyor buraya. Bölüm yalnızca buradaki mühendislik bölümlerine ders vermek için var. Allah Allah. Yani bilmiyorum anlatabildim mi Arzu Hanım? Yani sanıyorum bir ilişki kurduk galiba. Çok teşekkür ederim. Sorunuz için. Teşekkürler. Evet. Hocam. Söz sizde, siz de gene. Teşekkür ederim hocam. İçinde bulunduğumuz dönemi bazı düşünürler postmodern, bazıları ise geç modernite, akışkan modernite ya da ikinci modernlik diye adlandırıyor. Bu konuda sizin yorumlarınız nelerdir? Büyük anlatılar olarak tanımlanan modernizm terimleri meşruiyetini yitirdi mi? Bir de pandemiyle ve artan globalleşmeyle sanki tekrar bir toplumsal değişim ve dönüşüm sürecine girdik. Siyasiler ve topluma mal olmuş insanlar bu dönemi tanımlarken yeni dünya düzeni ya da global reset terimlerini kullanıyorlar. Topluma, bireye dair birçok şeyi değiştirmeye de devam edecek olan bu geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ebru Hanım, sözlü soru 3 tane demiştik. El kaldıran olmadı. Henüz el kaldıran olursa ben evet vereceğim. Evet. Böyle çok sözlü soru olur diye korka korka 3 ile sınırlandırıldı. Ama evet, siz yazılı soruları okumaya başladınız anladım. Evet hocam. Ya bu akşam ben postmodernizm işte diğer mesleğin jargonuna hiç girmek istemiyorum. Bunları, bu bilgileri söylediğim gibi inanın benden çok daha iyi literatürden edinebilirsiniz. O kadar bol bir literatür var ki. Ha, benim özel görüşlerimi öğrenmek istiyorsanız o ayrı. Yani o, ama bu akşama ayırmış değilim. İsterseniz yine sorumuzdan hiç ayrılmayalım. Yani bu akşamki dertleşme ya da temel sorunlarımıza yine sosyoloji öğretmeye, yani jargonu kullanmaya dönüştürmeyelim isterseniz. Peki, sorunuzu hocam, saygıyla karşılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben teşekkür ederim. Bu konuda bilgiçlik yapmayı bu akşam tercih etmiyorum. Daha peki çok hocam. Sosyoloji problemlerimizi analiz etmeyi, çözmeyi şey diyorum. Yoksa yani bu konuda özel ders veriyorum. Yani yüksek lisans düzeyinde postmodernizm ya da modernite, postmodernite diye falan. Ya artık bunlardan da biraz bıktım yani gerçekten. Asıl konuya parmak basmak, biraz iğneyi kendimize batırmak taraftarıyım diye düşünüyorum. İsterseniz gündelik hayatımızı halleşelim, analiz edelim yani. Ne dersiniz arkadaşlar? Oradan başladık ve onun için de zaten neden sosyoloji sorusunu bu başlığı koyduk yani. Yoksa çok yakışıklı, çok böyle can canlı sosyolojinin o büyülü kavramlarıyla size unutamayacağınız da nefret edeceğiniz bir konferans akşamı yaşatırdım. Onu yaşatmak istemiyorum. Peki hocam. O zaman ben Hasan Bey'in sorusuyla devam edeyim. Tabii. Toplumsal yapının ve işleyişin farkına varmak bir sosyoloğu çevresinden soyutlar mı? Yabancılaşmaya düşer miyiz? Diye sormuş. Evet. Yani bilmek bize bir yükümlülük getirir. Bilmek büyük bir yük altına girmektir. Bilmek, hiçbir şey bilmeden o akışın içerisinde kendini bırakır, yaşarsın ve analiz etmezsin etrafını. Farkındalığını en az düzeye indirirsin. Ya da tamamen ego merkezli, çıkar merkezli bir hayat yaşarsın. Bu kolay bir yöntem. Ama söylediğim gibi insan onuruna, onur nerede biliyor musunuz? Onur, o bireysel tercihlerimiz, namustur, şudur, budur, vatan, din falan, onlar ayrı. Asıl onur, aklımızı küçümsemek ve alay etmek, onursuzluk. Yani kendimizi inkar. Biz kendimiz neyiz?
biz neden oluşuyoruz? Yani neyiz biz? Arkadaşlar bu beden, yani fiziksel temsil diyebileceğimiz bedenin ötesinde, hani Yunus Emre der ya, bir ben var benden içeri. Yani fiziksel temsil hepimiz için var yahu. Ya bu fiziksel temsilin, yani bu şeyin içerisini nasıl dolduruyoruz? Burada hepimiz farklıyız. Farklılık bu fiziksel temsil, yani bedenin kendisi değil. Bizim ben dediğimiz, bir ben var benden içeriği oluşturan bir şey. Yunus Emre büyük sosyolog. Yani bu anlamda. O kadar çok ondan öğreneceğimiz, sadece ondan değil. Şairler, sanatçılar, büyük din adamları, filozoflar, sıradan meslek erbabı, derin bir zanaat üstadı, bir çiftçi. Yani kim bunlar biliyor musunuz? Kendisini gerçekleştirenler. İyi bir araba tamircisi. Yani mesleğinin onuruyla ve yeryüzünde kimseye yük olmadan, aldatmadan yaşayan, sömürmeden, sömürülmeden, yük olmadan, hepimiz birbirimizin nazını çekeceğiz tabii ki, o ayrı, yaşayan her akıllı varlık bence sosyologtur. Çünkü konumunu tespit etmiş. Kendi aklına, ona verilen en değerli varlığa akıllı tapmak, o da ayrı bir şey. O ego ondan sonra başlayan. Kendini inkar etmiyor. Kendini var etmiş. Kendini var etmek bedensel varoluşla değil, o benin içini doldurmakla başlıyor. O benin içini doldurmak hepimizde farklı şeyler. Ya bu soruya nereden geldik biz? Yani ipin ucunu kaçırdım ben Ebru Hanım. Hasan Bey'in sorusuydu hocam. Evet. Toplumsal yapının ve işleyişin farkına varmak bir sosyoloğu çevresinden soyutlar mı? Soyutlamaz. Soyutlamaması lazım bence. Tam tersi, toplumsal yaşama daha entegre eder. Neden soyutlar biliyor musunuz? O bilgi o kadar kendisinin önüne geçer ki, o bilgiyi öyle bir kendisine hem de topluma karşı bir üstünlük nişanesi olarak konumlandırır ki, ya artık bir de toplumsal yaşamın içerisine girmeye ve o karmaşıklık gözünde o kadar büyür ki, ya kibire kapılır bilgiyle ya da çözümsüzlüğe kapılır. İkisi de soyutlayabilir. Ama tam tersi, toplumu anladıkça, ilişkileri çözdükçe, sıradan bir insan gibi tıpkı yaşamdan zevk almaya ve paylaşmaya, en önemlisi paylaşmaya. Çünkü varlık, elinizde olanlar biriktirdikçe değil, biriktirdikçe sırtınızda ve üstünüzde yük olur, sizi perişan eder. Bu ekonomik varlık da böyledir, bilgi de böyledir, her şey böyle, duygu da böyledir bakın. Ama paylaştıkça çoğalır ve paylaştıkça gelişir, paylaştıkça zevk alırsınız. Ve daha çok çözersiniz. İşte toplumsal farkındalık, yani bilgi kısmı, bilgi çoğaldıkça kibir ve gurur nişanesine dönüşürse, toplumdan soyutlarsınız kendinizi. Ya şu aşağıdaki varlıklara bak Allah aşkına ya. Şu küçük varlıklar, onlardan ben çok farklıyım ya. Yani bunlar yaşamın farkına da varamayan zavallı varlıklar. Onlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Ya da tam tersi, farkına vardıkça, karmaşıklığın büyüklüğünü gördükçe acizlenmek ve gittikçe o karmaşıklığın içerisine teslim olmak. Nihilizme doğru gitmek. Bu iki tehlike de vardır. Bu ikisinin dengeleyicisi nedir biliyor musunuz? Bu ikisinin dengeleyicisi paylaşmak. Hem ekonomik edindiğimiz, kendi kazandıklarımızı
paylaşmak ama bunu da savurganlık olarak değil tabii ki. Yani hak etmeyene o değerlendirme yapabilmek için de yine sosyolojik öngörüye sahip olmanız gerekiyor. Bu bahis çok şey alır, kapı kapıyı açıyor yani. Onun için tekrar ben size söz vereyim. O zaman Seda Hanım'ın sorusuyla devam edelim hocam. İbn Haldun'u sosyolog olarak ele almalı mıyız diye sormuş Seda Hanım. Bu da yoruma bağlı. Ben sosyolog, tarihçi, din adamı, yani klasik bilginler zaten kitabın her şeyinden konuşan bilgi o zaman tümel bir şey çünkü. Ve allame deniyor onlara. Şimdi öyle yani bilgi yataylamasına genişen o zaman. Şimdi dikey derinlemesine. Onun için eski alimler gibi yataylamasına. Şimdi sıradan bir üniversite öğrencisi bile yani onun oradaki kapladığı alandan bahsetmiyorum. O alimin. Şimdi onun edineceği bilginin 2 katını, 5 katını, 10 katını edinebiliyor kitaplardan ya da ulaştığı bilgiden. Yani onun niteliğine kavuşuyor mu, becerisine o ayrı bir tartışma. Bu anlamda İbn Haldun benim için sosyolog değeri taşıyor tabii ki yani. Neden? Çünkü çağında şunu söyleyebilmiş bir adam yani. Benim için çok önemli. Tarihçi diyor. O zaman tarih çok kıymetli bir şey. Yepyeni bir bilim, yepyeni bir bilgi alanıyla bakmalı artık. İlmi umran diyor. Yeni bir umran ilmi keşfettim ya da bunun yollarını çizmeye çalışıyorum. Uygarlığın, umranın bilimi. Başka kavramlar da kullanıyor tabii. Yani bize öncül teşkil edecek. Batı'da onunla bugün ismini zikretmeyen bir sürü işte Hobbes'tan Montesquieu'ye, Marx'a kadar ona atıf vermeyen ya da şeyden bir sürü şeyde öncül teşkil ettiğine inanıyorum. Her neyse bu ayrı bir bahs. Evet, buyurun. Teşekkürler hocam. Semra Hanım'ın bir sorusu var. Türkiye'de sosyolojiye gereken önem veriliyor mu diye sormuş. O kadar veriliyor ki yani birçok ne bileyim ülkeden çok sosyoloji bölümümüz ve bazı ülkelerin sosyoloji öğrencilerinden fazla öğrencimiz var. O kadar hocamız var mı? İşte o yok. O tartışılır. Yani bütün bunlara cevap verecek. Bu bakımdan ve akşam televizyonu bir izleyin. Herkes sosyolojik, işte sosyoloji, sosyal bakış açısı, sosyolojik olarak gazetecisinden tıpçısına herkes sosyoloji merkezde adeta. Şimdi bu önem veriliyor mu, verilmiyor mu? Bu ayrı cevaplandırılması gereken bir şey. Evet, sosyoloji popüler, merkezde adeta. Yani bir zaman bizden önceki bir nesil ya da bizim zamanımızda demek çok istemiyorum yani. Kendimi çok ihtiyar, yaşlı görüyor gibi davranmış olurum. Kıdemli hocalarıma burada haksızlık etmiş olmayayım. Onlar sosyolojiyi Türkiye'de önemsetmek için ellerinden geleni yapıyordu. Bugün sosyoloji çok önemli. Bu önemin bilinci ve yerine getirilebiliyor mu sorusu ayrı bir sorun. Önemli görüldüğü kadar sosyolojiye önem verilmiyor bana göre. Başta biz bu işin sırtlamış hocalar, bölümler olmak üzere. Bizim de aşamadığımız şeyler var tabii. Yani sosyoloji Türkiye'de eğitimiyle, algılamasıyla bir kabuk değiştirmesi, bir bakış açısı, yeniden bir kendi toplumumuza göre ve uygun bir perspektif oluşturmak zorundayız. Bunun arayışları ve bunun sancıları da var arkadaşlar. Var. Yani onu da söylemek istiyorum.
Bunun pratikteki karşılığı mesleki alandaki şeyi çözülebilmiş mi? Değil tabii. Bunun da birçok işte atanamayan sosyologlar, atanamayan öğretmenler, atanamayan bir sürü meslek erbabıyla dolu. Bunun hem kendimiz açısından sorunları var, hem bölümler açısından, hem de uygulanan sosyal politikalar ve kadro politikaları açısından. Ben derim ki bu sorunları çözmeye kendimizden başlayalım. Yani devletin sunduğu, politikacıların sunduğu, sosyoloji bölümlerinin sunduğu veya sunacakları şeyler ayrı. Sosyolojiyi tercih ederken ve tercih ettiğiniz yerde, bölümde ilerlerken kendinizi keşfetmeyi, kendinize güvenmeyi ve kendi becerinizi geliştirmeyi ön plana alın. Bakın o zaman nasıl kendi yerinizi, konumunuzu oluşturacaksınız. Birçok bu konuda size başarı hikayeleri anlatabilirim. Başarı hikayeleri. Çok enteresan. Geçen yıl dil tarih mezunlarının bir buluşmasını yaptık. Bizim zamanımızda köp atma töreni falan yapılmazdı böyle dil tarih sosyolojide. Yıllar sonra cübbe giydik ve kep atma töreni yaptık kendi kendimize. Yani çok da hoş oldu. Bizim zamanımızdaki bölümden mezun olan arkadaşlarımız nerede çalışıyorlar diye şöyle bir baktık. Ya çok ilginç başarı öyküleri var. Hiç ummadığımız yerde çalışan ve çok önemseyen, kendisine yer açmış sosyologlar var. Enteresan böyle. Bir mühendislik firmasında çalışıyorum diyor. Yani inanılmaz. Sonra bir araştırdık, baktık ki ünlü bu iPhone'un üretiminde, teknoloji üretimlerinde falan adamlar mühendisler dersiniz değil mi? Oradaki en başarılı ve en öndeki elemanlar. Arkadaşlar, mühendisler en son halkada geliyor, biliyor musunuz? Önce felsefeciler var, fikir oluşturuyor, sosyologlar var orada. Sadece geliyor, düşünüyor, bir fikir atıyor ortaya, analiz ediyor. Çünkü onu kime sunacak, kime satacak biliyor musunuz? Bize satacak yahu. Gündelik hayatta biz kullanıyoruz. Bu adama nasıl bir uygulama, hatta bizim fiziksel şeyini bile sosyoloğa soruyor. Mühendise ondan sonra soruyor, diyor ki sosyolog bunun şu ebatta, şu uygulamada, hatta şu uygulamalara ihtiyaç var. Fikir olarak mühendislere, yazılımcılara sonra iş geliyor. Onlar fikir oluşturuyor. Çünkü toplumu tanıyan, gündelik hayatta biziz. Yani bu elimizdeki bu aletin nerede, nasıl, ona bağımlı hale, nasıl kullanır ya da sorunlarımızı çözeceğini ya da nasıl kullanacağımızı şeyden bilen, analiz eden, etmesi gereken. Yani bir hukuk fakültesinde, bir cezaevinde, bir işte aile danışma merkezinde, bir özel şirkette, bir mühendislik firmasında, bir teknoloji firmasında, bir uzay çalışmalarında, nerede, hayatın her alanında kendinize yer açabilirsiniz. Yeter ki bir ürün, yani kendinizi sunacak bir beceri oluşturun. Kümülatif sosyoloji bilgisini aldıktan sonra kendi yolunuzu ve becerinizi oluşturmaya verin kendinizi. Bölümden kopun ondan sonra. Bölümün genel bilgisini takip edin. Hocaları dinleyin. Ama kendinizi oluşturmaya birinci sınıftan itibaren başlayın. Evet. Başka? Hocam süremizi biraz doldurduk ama birkaç tane daha sorumuz var. Bir de söz hakkı istiyor Melek Taylak Hanım. Ona söz hakkı veriyorum. Buyurun. Merhabalar Ramazan Hocam. Merhaba. Konuşmalarınız ve program için teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten çok verimli oldu kendi adıma da. Ben şey söylemek istedim. Şu an son söylediklerinize de aslında biraz katkı. Daha önce de değinmiştiniz. Sosyoloji bölümlerinde teorikten uygulamaya doğru bir kayış olduğundan bahsettiniz. Aslında bu nokta çok önemli olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Çünkü daha çok mezun olan sosyologlar iş alanında ne yapacaklarını bilememe
Evet, bir sosyolog. Ama ben ne iş yaparım, nerede çalışırım, nasıl bir yol çizebilirim bilmiyorlar. Ve burada şey devreye giriyor, işte KPSS ile bir kamu kurumuna atanma, işte sosyal hizmetlerde özellikle bakanlıktan görev alma. O görev alma sürecinden sonra da orada ne iş yapacağı, alan, mevzuat, sosyal hizmet bakış açısına sahip olmamak da burada sosyologları sosyal hizmet alanında ikinci devreye de düşürebiliyor. Yani tabii burada... çalışmacıların, evet, sosyal hizmet alanındaki meslektaşlarımızın uygulamaya yönelik hazırladığı elemanların emrine giriyor. Evet. Aynen öyle oluyor ve burada aslında bir alan kapışması da oluyor sosyal hizmet alanından mezun olanlarla sosyologların. Şimdi burada biraz belki planlamayla ilgili, hepsi sosyal çalışmacı çatısı altında fakat işleyiş olarak bakıldığında aynı şeyi yapıyorlar gibi, ama mezuniyet çerçevesinde, yani müfredat yapısıyla bakıldığında sosyologlar daha teori odaklı, ama sosyal hizmet mesela daha uygulama odaklı. Meselenin daha mevzuat ve işte dokunma, yani kişiye, insana ya da o işte vakaya dokunma odaklı. Böyle olunca ben hep şu soruyu soruyorum. Sosyoloji, evet, kümülatif olarak o bilgi birikimi çok önemli bir sosyologda, ama teorik uygulama ya da iş sahasına iş döndüğü zaman sosyologlar nasıl daha kalifiye hale getirilebilir? Burada müfredatlara büyük pay düşüyor mu? Yani bölümler bu noktada nereye doğru gidiyor? Yani uygulamaya doğru dönüyor dediniz ya hocam. Mesela nasıl uygulamaya doğru dönüyor biliyor ya da neler yapılabilir? Ben açıkçası bunu sormak istedim. Sizin fikirlerinizi almak istedim bu konuda. Teşekkür ediyorum tekrar hocam. Hepimizin sorunu maalesef. Bununla ilgili meslektaşlarımızla, diğer meslek erbaplarıyla çatışarak bu sorunu çözmek, ya sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet uzmanları, onlar rol kapıyorlar bizden, onlar bize yer bırakmıyorlar. Ya bu yine devlet çatısı altında, işte yani kaba bir tabir kullanacağım, işte koltuk kavgasına dönüşüyor. Böyle değil. Biz kendimizi pazarlamamız gerekiyor. Burada da hemen aklımıza ilk önce, ya evet ya, hemen şu müfredatımızı bir değiştirelim. Yine daha fazla ders, yine daha fazla şey, dön, yine aynı şeye dön. Burada mesleki beceri, uygulama dediğimiz şey çok önemli. Yani bir tıp fakültesi öğrencisine ne kadar çok uygulama sunuyor. Bununla beceri kazandırıyor. Yani derslerde verdiği teorik eğitimi uygulamaya ne kadar dönüştürebilir? Tıp fakültesinden mezun olan bir öğrenci eğer şırınga yapmayı, nabız ölçmeyi, çok basit bir şey ya, ateş ölçmeyi, ya iğne yapmayı, yani eğer bilmiyorsa ve bunun ilerisinde kapatın gitsin orayı. Kapatın gitsin. Ya bunları hemşireler yapar. Onu geç yani. Tamam. Yani onların görevi tabii yoğun olarak meslek paylaşımında bilmekten kastım. Bir sosyolog da aynı şekilde teorik olarak diğer bunu her zaman söyleyebiliriz yani. Sosyal hizmet mezununu, psikoloğu, hatta felsefeciyi bile alt edebilir. O kadar donanımlı yetişebilir yani. Ama arkadaşlar, bir alandaki analizi, bir veri toplamayı, gözlem, görüşme, ondan sonra bunun gibi ve bunların sonucunda bir toplumsal analizi gerçekleştiremiyorsa, yani kendisini mesleğin bir yerinde konumlandırıp o konuda uzmanlaşamıyor, pratik hayattaki bir beceriyi elde edemiyorsa burada bir sorun var derim. İşte bu sorunu aşmak için ders içeriğini çoğaltmak ya da değiştirmek, tabii ki bu da gerekiyor başlangıç olarak, ama ben diyorum ki uygulama. Ya önce üniversitedeki yapıyı biraz değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir laf edeceğim ama yani gerçi Vehbi Hoca bunu zaten kullanıyor, Vehbi Başar Hoca, yani klinik sosyoloji diyor. Ya klinik sosyoloji ne demek diyeceksiniz. Şimdi sosyolojiye yeni bir boyut mu şey diyor. Yok, öyle değil yani. Bizzat uygulamaya dönük. Yani klinik psikoloji burada diyeceksiniz ki sosyoloji bu uzun bir bahis yani. Fakat önce buradan başlayan, ya öğrenciyle bizzat mesleğin pratik uygulamalarına yönelik örnekleri sunabilecek, onun üzerinde durabilecek
birim birim, suç, boşanma, her neyse, yani toplumsal bir yapıyı, grubu analiz edebilme, oradaki ilişkileri çözümleyebilme anlamında. Öğrenciyle sonradan toplumun gerçek hayatı içerisinde staj dediğimiz şeyi, stajı böyle bir kamu kuruluşuna gidip orada bir masa verip bilmem yani hocanın bizzat koordine ettiği ve bir konuyu öğrenebildiği bizzat bir cezaevinde bir şeyde, bunun içinde politik oluşturucularıyla falan devreye girmemiz ya da özel bir şirkette, bir mühendislik biriminde, bir yazılım şirketinde, ondan sonra bir bilgisayar üretim merkezinde, bir araba tamirhanesinde, bir çalışma ortamında, bir pazar yerinde, her neyse arkadaşlar, bizzat oradaki hayatı ve ilişkileri çözümleme pratiğine sahip olabilmek, problemi analiz edebilmek, görebilmek, onu inceleyebilme becerisine sahip olmak dediğimiz, işte bu mesleğe yönelik uygulamalar. Bir toplumsal sorun paylaşımı yapabilmek, bir toplumsal sorunu, nasıl diyeyim, göçmenlerle birlikte olabilmek, en azından yani mesela işte göçmen çocukların Türkçe eğitimine ya da ders çalışmasına destek olabilmek. Ya da yaşlı bakımında yaşlılarla diyalog kurabilecek, onları analiz edebilecek bir yerde bizzat ilişkileri gözlemleyebilmek. Ya da bir cezaevinde ya da bir dershanede bizim sosyologlarımız bol miktarda işte eğitim danışmanı olabiliyor çeşitli dershanelerde. Yani oradaki kadroyu karşılamak için yapıyorlar. Orada bizzat öğrencilerin ders çalışma eğitim sorunlarıyla ilgilenebilmek. Bunu çoğaltabilirim. Aile danışmanlığı diye bir şey bugünlerde çok popüler böyle. Ama aile danışmanlığı bireysel, psikolog gibi yapılabilecek bir şey mi? Önce buradan başlamamız lazım. Yani bir psikoloğa gelip danışacak. Ya aile diyoruz. Ailenin hepsiyle birlikte birey olarak gitseniz ne olur yani? Şimdi ailede buna ihtiyacı olan kadın ya da erkek, kadın genellikle gidiyor. Yani onun kocası bu işin içerisinde olmadan, çocuklar işin içerisinde, kayınvalide işin içerisinde olmadan nasıl aile danışmanlığı yapacaksınız? Nasıl çözümleyeceksiniz? Yani yanlış anladığımız şeylerden birisi de sosyoloğu biraz psikolog vari yetiştirmek gibi bir şey anlıyoruz. Değil. Değil. Toplumsal ilişki kümesi içerisinde, yani psikologların öne çıkmasının nedenlerinden birisi de o. Burada yanlış giden bir şey de var. Psikologlar bugünlerde çok önemseniyor. İstiyorum da tabii ki, çok önemli bu, ama bu yanıltıcı bir şey. Yani psikolog tek başına aile ilişkilerini tümel olarak çözümlemeden, sosyologla birlikte, sosyolog gibi az çok bakmadan, ne dedik? İnsan birlikteliklerini inceleyen bilim. Biraz buradan bakmadan bireysel, duygusal, bireye yönelik şeylerle ne kadar çözümleyebilir ki? Bu yaklaşımlar çok önemli. Evet. Hocam aslında biraz cevap verdiniz bu soruyu ama Tekin Bey'in sorusunu tekrar iletmek istiyorum size. Sosyolojinin önemi özel sektörde anlatılsa, gençlere iş imkanı sağlansa olmaz mı? Kesinlikle. Hatta ben diyorum ki, kamu dediğimiz, kamu devlet demek değil ama maalesef bugün devlet de özel. Kamu biziz. Bunlar ayrı şeyler. Kamusal alan, kamu, bunlar biraz birbirine karıştırılmış kavramlar. Yani ben büyük patron, devlet alanını büyütmek, orada yığılmak yerine kendi özel rekabetimizi, o geniş toplumsal alana yönelelim. Kendimizi küçümsemeyelim. Kendimize orada iş bulabiliriz. Yeter ki kendimizi iyi anlatalım ve öz CV'mizi öğrencilikten itibaren iyi oluşturalım. Bu biraz birçok anlamda bireysel çabaya dayalı.
özel sektörde çok ihtiyaç var arkadaşlar. Yani kendi alanımızda, hatta kendi şirketimizde, hatta kendi çözümümüzü de oluşturabiliriz. Bu tabii biraz zor bir yol ama yapılamayacak bir şey değil yani. Şimdi geçenlerde bir öğrencimle şey ettim. Ne yapıyorsun dedim. Ben metin yazarıyım. Ne demek dedim metin yazarım? İşte dizi sektörüdür, bilmem reklam sektörüdür, görsel sektör yani bu anlamda. Burada dedi metin. Allah Allah. Yani niye sana ihtiyaç duyuldu? Ben daha iyi analiz ediyorum. Alt metinleri ben şey diyorum. Yani sosyolojik bakış açısıyla öyle metinler oluşturuyorum ki cuk oturuyor senaryonun o neyi nerede vurgulayacağımızı. Ben yol gösteriyorum. Ondan sonra o teknik çekim ekibi neyse yani onlar benim gösterdiğim yolda ilerliyorlar. Nasıl bir reklam metni çekecekler? Neyi daha çok öne çıkaracağız? Hangi ürünün neresini? Yani nereden bakacağız? Ya da hangi kelimeyi kullanacağız? Allah Allah. Biz sosyolog olarak mı? Evet tabii dedi. Hocam okulda öğrendiklerimle yapıyorum ben bunu. Okulda öğrendikleri. Biz böyle bir şey öğretmedik sana. Biz böyle tamam diyor ama ben onlardan bunu çıkardım diyor. Kendi yeteneğimle birleştirdim. Düşünebiliyor musunuz? Yani ve çok da iyiyim diyor bu alanda. Ve çok da iş geliyor bana. Yani herhangi bir siparişte önce ya bu konuda nasıl bir alt metin oluşturalım? Yani aslında o çekilecek olan şeyin bakış açısını, çerçevesini, vurgusunu ve ondan sonra kameranın nereye döneceği, ışığın nasıl olacağı falan diğer teknik ekibe kalıyor. Tıpkı biraz önce işte iPhone, IBM her neyse yani o teknolojik ya da Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'nin üstadları mühendisler sanıyoruz değil mi? Değil. Filozoflar, felsefeciler ya da sosyologlar, psikologlar. En prestijli ekip onlar. Ama adları bile yok orada. Ama şirketin asıl sahipleri onlarla çalışıyor arkadaşlar. Sonra iş teknik şeye kalıyor. O zaten teknolojinin önü açık. Nasıl ayarlayacağı, nasıl şey diyeceği ama fikir ve şey önemli. Onu da toplumsal analizle oluşuyor. Evet. Velhasıl son olarak Fatma Hanım'ın sorusuyla bitirelim mi hocam dilerseniz? Tabii ki. Ya vallahi 50 kişi, 52 kişi katılımcı halinde sabırla dinliyorlar. Yani keyifli çünkü hocam. Bütün akşamı da kaplamak istememişim doğrusu. Evet. Buyurun. Fatma Hanım'ın sorusunu iletiyorum o zaman. Kendimizi keşfedebilmemiz için önerebileceğiniz kitaplar var mı diye soruyor. Tabii ki bu konuda o kadar çok işte kişisel gelişim alanını bana burada gösterir şey diyorsunuz. Evet, kitap önemli tabii ki. Yani benden öncelikle kitap önermemi bekliyorsunuz tabii ki. Ama ben burada yanıltıcı bir şey söyleyeceğim. Şöyle, kitap zaten hayatımızda var, olması gerekiyor. Kitaplar önemli. Fakat kitap okumayı, nasıl bir benzetme yapayım ki size? Otomatik bir namaz kılma ritüeli müminin tek yaptığı, yapmaya çalıştığını dönüştürürsek kitap faydalı olmuyor ya. Yıllardır hep kitap oku diye öneriyoruz. Ben artık biraz bunu değiştirdim yani. Neden diyeceksin? Kitap zaten okumamız gerekiyor yani. Yani kullanma kılavuzu dedik ya, kullanma kılavuzunu okuyacaksın. Kullanma kılavuzunu herkes okuyor ama ondan gene bir şey anlamıyor. Çünkü neden? Kuru okuma yapıyor. Diyeceksiniz ki estetik okuma, nitelikli okuma nasıl yapılır? Estetik, nitelikli okuma önce kendini okumak, kendini de toplum içerisinde okumak dediğimiz
sosyal olmakla gerçekleşiyor, inanın. Çok insan tanımak, çok soru sormak, çok konuşmak, çok paylaşmak, konferansa gidip soru sormak, ondan sonra ilgili olmak, sosyal ortamlara, ya ille kafelere, bilmem şu, yani sosyal olmak diye tırnak içerisinde günümüz gençliğini, kesinlikle gençliği küçümsemek gibi bir şey algılamayın bunu. Yani bir kafelere katılmak ya da bir yerlere gitmek, bunlar da bir parçası ama bilginin, uygulamanın, yani sizi açacak ortamların çok olduğu paylaşım yerlerine çok gitmek. Sergilere, konferanslara, sinemaya, tiyatroya, yani sosyallikten ben buna öğrenebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, açacağınız ve bir de konuşacağınız, sizi dinleyebilecek, sizinle paylaşabilecek, hangi fikirde olursa olsun, nasıl renkte bir insan olursa olsun. Bu sosyolojinin kendisi, biliyor musunuz? Hayatın içinden yaşamak ve olmak. Merak ettiğiniz bir makine varsa, ya kapıları bütün kapatmazlar size. Onu tamir eden yere bir gidin. Ya merak ettiğiniz şeyi, ya nasıl yapıyorsun, nasıl, ya da fabrikaya, her neyse fabrikaya almazlarsa bile, ne, oradan öğrenin. Yani merak edin ve araştırın diyorum. Yani sosyal ilişkileri de böyle. Bunun en önemli şeyi paylaşmak, söylediğim gibi, ve merak etmek. Bunun hepsine ben okumak diyorum. Metin, yine okumaya geldik. Metin, kuru metin okumaktan, ki o da var işin içerisinde, hayatı ve kendimizi okumak. Okumak sözcüğü de böyle bir şey zaten. Yani eski dilde düğüne, eskiden düğüne okumak denirdi. Ne demek? Çağırmak, değil mi? Kur'an'da oku diyor ya. Kur'an metninin, metin yok ki daha elde. Yani aslında çağır diyor orada. Davet et insanları. Davet edildiği yerde de toplumsallık vardır, birliktelik vardır yani. Hayatı okumak kısaca. Öyle diyelim yani. Teşekkür ederim hocam. O zaman bu akşamki söyleşimizin sonuna geldik. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Ebru Hanım, bir ricada bulunsam, bu chatte yazılan şeyleri kopyalayıp bana gönderebilirseniz, burada muhatap, yani cevaplayamadığımız şeyleri mail üzerinden, eğer bu dostlarımız, arkadaşlarımız maille de ulaşırlarsa, onların adına en azından cevaplama imkanına sahip olurum diye bana gönderirseniz çok sevinirim. Kopyalayıp bir yere kaydedip gönderirseniz, ben ilgilenemedim şu anda onunla. Mesajları, yani mesaj kısmını. Ve en azından mailimi burada vereyim ben. ryelken@hotmail.com. Tekrar ediyorum küçük harflerle, ryelken@hotmail.com. Lütfen eleştirilerinizi, bana önerilerinizi, benim bilmediğim şeyleri ya da sorularınızı yazarsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler hocam. Bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür Adaya, ederiz. Ada emektarlarına, Ercan Bey başta olmak üzere ada fikrini oluşturan arkadaki büyük emektar ve onun yanında çalışan, ona emek veren, gönüllü hem de emek veren, çünkü ada bir maddi paylaşım alanı değil, bu pandemi döneminde özellikle önceden başlayan şekliyle bir sivil akademiye dönüştü adeta, bilgi paylaşımına. Teşekkür ediyorum emekçilerine ve bu imkanı tanıdıkları için. Sağ olun hocam, biz teşekkür ederiz. Evet. Ercan hocam da çok teşekkürler, teşekkür ediyor hocam. Teşekkürler. Evet. Peki. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu bayramlar ve günler diliyorum arkadaşlar.